Muzot orta mı? Ha, içinde şeker de mi yok? Peki un? Aa, o da mı yok içinde? Ne var peki içinde bunların? Hadi o zaman gösterelim. 3 tane muz, tamam, okey. Peki yulaf? Ha, un yerine kullanmak için, tamam. Peki tahin ne için var? Ha, onların birleşmesini sağlamak için, tamam. Ay kamera dur, nereye gidiyorsun? Aa, yağmur, yulaf yağmuru, çok güzel. Yulafı un olarak kullanacağız yani. O zaman yulafını da olabilir değil mi? Evet olabilir. Tamam, o zaman yulafını da alabilir isteyenler. Ay pis saniye, kamera, ben video çekiyordum. Gitti ya. Ben şu yulaf yanından kurtulup geliyorum hemen. Evet, blenderimizi çalıştırmaya başlayabiliriz. 1-2 Yulafı fuara getirmişizdir ve yulafın yaptığı şımarıklık. Yulafcığım, işimize taş koyma ben. Anlaşmıştık seninle. Güzelce, sakince. Bizim yulafın sakinleşeceği yok. Gördüğünüz gibi yulafı un haline gelene kadar blenderdan geçiriyoruz. Artık bir stop yulafcığım, stop. Bu kesin yine kameraya zarar verecek. Evet, yulafı kabımıza boşaltıyoruz. Ay kamera kapandı. Biz bu açıdan çekmeye devam edelim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yulafı kaba boşalttık. Evet, süper. Yulaf yine yaramazlıklarına devam ediyordur. Yulafcığım, ya git ya gel, ama gel lütfen. Tahinciğim, seni gerçekten alkışlıyorum. Bu tarife bu kadar yakışman. Bravo Tahin, bravo canım. Karıştırıyormuş gibi yapıyoruz. Oo muzcuğum, hoş geldin. Göster bakalım bize iç güzelliğini. Görelim. Şimdi bu havalı soyduğumuz muzu turtanın alt tabanına koyacağız. Evet. Ayıkla yulafın muzunu. Parça pinçik ettiğimiz, püre haline getirdiğimiz muzlarla alt taban hazır arkadaşlar. Bu alt taban karışımından bir yemek kaşığı kadar üstü için ayırıyoruz. Yağlı kağıtlar önceden serilmiş, süper. Şimdi o turtanın alt tabanına dök. Ellerimizi ıslıyoruz. Şimdi çocukluğumuzda edindiğimiz oyun hamuru tecrübelerine dayanarak çok güzel bir şekilde yuvarlak şekli verip şu tepe kenarları oluşturuyoruz. Dayan Tuğba, şimdi yememelisin. Dayan. Bir tanemizi alt taban için kullandık. Geriye kalan ikisini üstü için kullanıyoruz. E master ferremu. E master remu. Metime durela siyasi tatide amu. Ah muzcuklarım, siz de bugün ne ezildiniz ya. Parça pinçik ola ola bir hal oldunuz ama sorry canlarım, çok iyi bir lezzet veriyorsunuz. Muzların kararmasını kamufle etmek için kakao kullanıyoruz. Evet, her şey bitti. Alıyoruz turtanın altını, fırına gönderiyoruz. 10 dakika sonra aman Allah'ım, bütün oda kokar yahu. İşte sahne senin kakaolu muzcuğum. Sen son aşamasın ve her şey bitti. Bu kadar hızlı ve bu kadar kolay ve bu kadar lezzetli. Aman Allah'ım. Şaka. Son 2 dakikalık işimiz kaldı. Bu muzu döktükten sonra tekrar hemen 2 dakikacık fırına gönderiyoruz ve o da daha da çok kokuyor. Ve yemeğe doyamıyoruz. Şu sesi duymak için 2 dakika hiç bu kadar uzun sürmemişti ya. İşte karşınızda gönlümün yeni sultanı, sağlıklı, şekersiz, lezzetli, pratik turta. Süslemek tamamıyla sizin hayal gücünüze kalmış. Ama tadının enfes oluşunun garantisini veriyorum. Afiyet olsun.